Merhaba değerli izleyenler, merhaba değerli arkadaşlar. Ergani Medya, Ergani Haber Gazetesi ve Ergani Söz Gazetesi, Ergani Radyosu olarak bugün Ergani Devlet Hastanesi'nde göz polikliniğindeyiz efendim. Doktorumuz, operatör doktor Şahin Pektaş'la beraber yaz ayları ve ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte gözle alakalı göz alerjisi, polen alerjisi gibi konuşmalarımız olacak. Doktorumuz bu konuda bizleri bilgilendirecek. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Doktor Şahin Pektaş, göz hastalıkları uzmanı olarak yaklaşık 5 yıldır Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlısınız. Evet, yani yaklaşık 5 yıldır Ergani'desiniz. Evet, evet. Peki hocam, bizim buraya gelmemizin sebebi efendim şu şekilde. Polen alerjisiyle ilgili. Evet. İşte alerjiyle alakalı. Alerji ne zaman artar? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nelerdir? Önleyici önlemler nelerdir? Bununla alakalı bilgi almak istiyoruz sizden. Evet efendim. Şimdi oküler alerji hastalıkları bir grup hastalığın aslında genel adıdır. Evet. Bu oküler alerji grubunda yaklaşık 5 sınıfa ayrılmaktadır. Biz mevsimsel veya perennial dediğimiz süre gelen, yıl boyunca devam eden alerji grubu hastalıklarını, atopik konjüktivit, kerot konjüktivit dediğimiz, vernal konjüktivit dediğimiz ve de papüler konjüktivit dediğimiz bir grup alerjik hastalık grubudur. Hı hı. Ancak en sık gördüğümüz özellikle ilkbaharın gelmesiyle beraber yaz ayları boyunca devam eden mevsimsel ve yıllık alerji durumlarıdır. Bunun da en başta nedeni polen. Polen. Polenlerdir. Polen mevsimi işte Nisan, Mayıs ayından itibaren başlar, yaz boyu devam eder. Polenler genellikle hangi bitkilerde bulunuyor? İşte ne bileyim ağaç var, çiçek var, yine her türlü bitkide polen bulunabilir. Sonuçta polenler ağaçların üremesi için de yani gerekli olan bir şey olduğu için her türlü canlı bitkide polen bulunabilir. Evet. Rüzgarın da etkisiyle savrulur ve bunlar vücudun dış tabakası yani dediğimiz deri ve gözün dış tabakası konjüktivayı tutup alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Evet. Peki hocam önleyici önlemler nelerdir? Bunun için neler yapmam, hastalar neler yapması lazım? Evet, şimdi bu grup hastalıkların bize aslında en başta başvuru şikayetleri gözlerde kızarma, sulanma ve kaşıntı. Özellikle kaşıntı alerjik konjüktivitler için olmazsa olmaz bizim semptomumuzdur. Hı hı. Bu gözlerde işte bizim konjüktival ödemimiz dediğimiz kemozis, ondan sonra konjüktival kızarıklık, bunları görebiliriz. Kornea tutulumu olup körlüğe kadar gidebilen atopik keratokonjüktivit gibi. Yine halk arasında bahar nezlesi olarak bilinen bahar nezlesi olarak bilinen bizim tıbbi adımız vernal konjüktivitler yine gözlerde göz kapağında düşüklük, yoğun ödeme bağlı kızarıklık, kaşıntı şikayeti de gelir. Biz bunları uygun basamaklara tedavi ederiz. Ancak en önemli tedavi nedeni neyse ondan uzak durmaktır. Alerjinin başlıca tedavisi alerjen maddeden, alerjiye neden olabilen maddeden uzak durmaktır. Bunu polen olduğu gibi mesela ev işi yapan bir ev hanımında da olabilir. Evet. Genç bir ev hanımı veya işte adolesan dönemde ergenlik çağındaki genç kız, genç erkeklerde de olabilir. Onun da nedeni ev akarları, ev tozları, hamam böcekleri gibi böyle onlardan yayılabilen alerjen maddelerdir. Evet. En önemlisi tedavi yöntemlerinden bir tanesi uzak durmaktır. Daha doğrusu önleme. Önleme. Uzak durmaktır. Tabii ki bizim tıbbi olarak tedavi yöntemlerimiz var. Bunun da basamak tedavileri var. Yani hücresel boyutta reseptör antagonisti olan ilaçlarımız var. Kortizol içeren ilaçlarımız var, steroid gibi. Bir de non-steroid antiinflamatuar ilaçlarımız var. Bir de immün modülatör ilaçlarımız var. Bunları da biz hastanın kliniğine, şiddetine, yaşına göre basamak tedavisi uyguluyoruz. Evet. Genelde monoterapiden çok fayda görmüyor. Monoterapi ne demek? Monoterapi tek ilaç. Alerjide tek ilaç çok faydalı olmuyor. Çünkü eşlik eden
Astım olabiliyor, eşlik eden alerjik rinit olabiliyor. Bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. İkili ilaç tedavisiyle başlarız genelde. Ve hasta da yine söylediğim gibi şekilde önleyici tedavi, polenden kaçınmak, yatak odasındaki tozları temizlemek, ondan sonra soğuk uygulama, bu çok önemli. Soğuk çok rahatlatır hastayı. Buz uygulama, genel belki akşamları 2 dakika buz uygulamamız var en az. Gibi koruyucu gözlükler takılabilir. Güneş gözlüğü, ki güneş ciltten sonra en çok zararı göze vurur. Evet. Yani bunları komple düşünmek gerekiyor. Multidisipliner bir hastalıktır. Alerji belki ilk etapta göz ile prezente olabilir, göz ile kendini vurabilir ama altta yatan başka bir astım gibi kronik bir hastalığa dönüşebilir ve eşlik edebilir. Atopik dermatit gibi, işte roza hastalığı gibi, pemphigus hastalığı gibi bazı cilt hastalıklarıyla da eşlik edebilir. O yüzden bir alerji, konjüktivit hastasını ilaç yazıp göndermek yetmiyor. Evet. Hem önleyici tedavi önermek hem de ek bir hastalık olabilir diye ilgili branşlarla konsülte edilerek multidisipliner çerçevede tedavi etmek gerekiyor. Evet. Peki hocam, yani şu anki mevcut durumu biliyoruz. Evet. Koronavirüs, Covid-19 hastalığı var. Bununla gözle bulaşma gibi bir sıkıntı evet. ortaya çıkarır mı? Evet. Şimdi Covid-19 virüsü koronavirüs ailesinden bir virüs ve bu daha evvelinden bilinen bir virüs, ancak yeni bir mutant hale gelince birden bir pandemi durumuna dönüştü. Ülkeleri, ekonomiyi, siyaseti, her şeyi etkileyen bir virüs haline geldi. Yeni yaşam tarzını bize dayattı. Evet. Bu olayın sosyolojik boyutu, tıbbi boyutu ise koronavirüs tabii ki damlacık yoluyla bulaşabildiği gibi, aerosol yöntemleriyle bulaşabildiği gibi temas yoluyla da bulaşabiliyor. Tabii ki göz açısından konuşmak gerekirse %30-35 oranında gözden bulaş söz konusu ve esasen konjüktivit tablosuyla karşılaşabiliriz. Biz bunu poliklinikte COVID pandemi sürecinde Ergani Devlet Hastanesi olarak esnek çalışma, göz polikliniğinde esnek çalışma modelini uyguladık. Dönüşümlü olarak diğer doktor arkadaşlarla dönüşümlü poliklinik yaptık. Acil hastalar esnek çalışma modeliyle çalıştık ve biz çalışırken poliklinik ortamında N95 maskemizi mutlaka takıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi yakın temas gerektiren bir evet. muayene yöntemi. Evet. Üzerine cerrahi maskemizi takıyoruz, önlüğümüzü giyiyoruz. Ve arada filtre kağıdımız var. Biz doktor olarak kendimizi böyle COVID şüpheli olabilecek, asemptomatik hastalar var, taşıyıcı olanlar var. Hani onlardan böyle korunduk kendimizi şimdiye kadar. Ama en azından %30-35 gözde bulaş olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki hocam, şu anda randevu sistemine sanırım geçmiş evet. Tüm evet. hastalar için. Bu konuda son olarak hastalarımıza neler söylemek istersiniz? Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim ben. Özellikle Ergani halkı için şunu söyleyeyim. Gerçekten bizim de slogan haline getirdiğimiz bir şey vardı. Siz evde kalın, biz sizin için buradayız diye. Evet. Gerçekten zorlu süreçler yaşadık. Gah pozitif olan hastalarımız, arkadaşlarımız oldu. Yitirdiğimiz şehit olan doktor, hemşire, sağlık personeli, tekniker arkadaşlarımız oldu. Zorlu bir süreç hala da devam ediyor. Lütfen gevşemeyin. Lütfen sıcaklık geldi diye virüs bulaştırıcılığını azaltmadı. Bilakis biz pandemi sürecinde yaşamadığımız kadar sıkıntıyı bu süreçte yaşadık. Lütfen randevu sistemine riayet edelim. Acil durumlar dışında belli bir süre daha hastaneye mümkün mertebe gelmeyelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Maskemizi mutlaka takalım. Benim genel olarak önerilerim bunlar. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Rica evet, ederim. Değerli izleyenler, Ergani Devlet Hastanesi'ne göz polikliniğinde sevgili doktorumuz, göz doktoru, operatör doktor Şahin Pektaş'la
alerjiyle alakalı işte dikkat etmemiz gereken kurallarla ilgili bir takım açıklamaları dinledik.